Herkese bir yeni videomuzdan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle hayvan yuvası hakkında konuşacağız. İçerisinde kendi bulduğum bir şeyle alakalı şeyler anlatacağım. Ama ondan önce kısaca bir sponsorumuzdan bahsedelim. Şimdiye kadar bildiğiniz üzere Kodashop üzerinden sponsorluğum vardı. Ancak Kodashop'la olan sponsorluğum şu anda yok. Ve yeni sponsorumuz App Gallery yani Huawei olacak. Huawei ile ilgili bir iki tane zaten video çekmiştim daha öncesinde. Bu videolarda nasıl kayıt olacağınızı zaten videoların altındaki linklerden görebilirsiniz. Ayrıca yakın zamanda da çekilişler gelecek. Kendilerinden bir sözüm var. Detaylar belli olduğunda ben de çekilişle ilgili bir video zaten paylaşmış olurum. Şimdi gelelim hayvan yuvasına. Hayvan yuvasında şu ana kadar mesela iki adet jeton etkinliği geldi. Ve bu jeton etkinliklerinde biraz sıkıntı yaşadık. Hani basarken yaşadık derken aslında ben yaşadım. Acaba bu basit elbiselere jeton bastığımda ileride bana sıkıntı çıkarır mı diye düşündüm. Şimdi bakalım öncelikle hayvanlarımıza şöyle bir toplayalım bir araya gelsinler hepsi. Getirebilirsek tabi sanmıyorum ama hiç yerinde durmuyorlar çünkü. Evet dediğim gibi jeton etkinlikleri geldi ama jeton etkinliklerine sürekli harcarken bir korku vardı. Bu jetonları işte harcasam mı harcamasam mı ileride bir sürü elbise gelecek bu elbiseleri ne kullanacağım şimdi bunları kullanırsam gibisinden. Şimdi bunun ne derece önemli olduğunu, aslında bunun bir kuruntu mu olduğunu yoksa bunun haklı bir endişe olduğunu göstermek amaçlı bir video olacak bu. Şimdi buradan dediğim gibi 2 adet 100. şeyim var şu anda. 100. seviyede mesela hayvanım var. Ben onlar üzerinden size örnekleme yapayım. Dolly'ye geldik mesela şu anda. Girdik. Gördüğünüz gibi Dolly şu anda 1. seviye ekipman komple. Harici herhangi bir seviye basılmamış durumda zaten. Gösterelim şöyle teker teker. Evet. Vuruş gücü 7349. 200 pardon. Evet, 287.000'de can puanı var zaten. 7349 unutmayalım bu sayıları. Bir de geçelim. Dogo Argentinon var benim. O da 100. seviyede. Şimdi ona gelelim. Mesela bunda sadece 8073 vuruş gücümüz var. Bir tane eşyamız eksik şu anda. Ve bir tane 14. seviye tasmamız var. Geri kalanlar 1. seviye. Ve gördüğünüz gibi şu anda bir tane parça bile sadece bize ne kadar etki ettiğini görebiliyorsunuz. Vuruş gücünde de can puanında da. Bir tane parçamız eksik bu arada. Onu unutmayalım. Evet şu anda öncelikle maymunumuza geçtik. Maymunumuz gördüğünüz gibi zaten basit eşyalar var. Üzerinde 170. seviyede 11.943 vuruşu ve 340.000 can puanı bulunuyor. Sıradaki ve basacağımız ya da değiştireceğimiz elbiselerin ne kadar etki ettiğini görebilelim diye bunu gösteriyorum. Video sonunda en azından bunun karşılaştırmasını yapabiliriz. Şimdi geçelim hemen maymunumuza seviye basalım. Evet şu anda ilkini bastık. İkincisine geçiyorum. Bakın 21. seviyede şu anda basit bilgi pençem var. Bunu sıradan da değiştirdim 1. seviye. Daha sonra bunu geliştiriyorum. 21. seviye olan basit pençeme geldiğimde basarsam eğer şu anda gördüğünüz gibi bunu da 21. seviyeye kadar getiriyor. Yani şu ana kadarki bastığım jetonların hiçbiri aslında boşa gitmemiş demektir bu. Demek ki basit tasma da olsa, basit pençe de olsa ya da basit herhangi bir eşya da olsa bu eşyaları biz herhangi bir jeton harcadığımızda bunlar da ileride bizim bunlardan bir kaybımız olmuyor. Hani bunu gene ileride de kullanabiliyormuşuz demek ki. Evet. Neredeyse 22. seviyede zaten geldi sayılır. Evet. Diğerine de geçelim. 15.597 oldu şu anda vuruş gücü görüyorsunuz. Bunlar can puanı verecek ama bu iki tane parça can puanı veriyor. Bastık yine 1. seviye sıradan. Geliştir diyoruz. 21. seviye olan eşyamızı gene uyguluyoruz. Bilgi amblemi var zaten üzerinde. Bastık. Gördüğünüz gibi tek bir tane eşya kendi seviyesine kadar tekrardan getiriyor. Zaten verdiği can puanı da orada görebiliyorsunuz. Ne kadar can puanı fazladan verebiliyor. Bunu da bassın hemen. Dediğim gibi ben çok fazla tereddüte düştüm jetonu basarken. Ama şu anda bunu fark ettiğim zaman iyi ki. Yani biraz rahatladım diyebilirim açıkçası yani. Evet geçelim. Son parçamız da var. Son parçamızı da basalım. Toplam ne kadar yapıyor onu görelim. Gene 1. seviye sıradan bilgi başlığı geliştir diyoruz. Diğer 20. seviye olan başlığı tıkladığımda gördüğünüz gibi şu anda yine aynı şekilde geldi. Bunu da basalım. Yani hayvana çok fazla etkisi var. Özellikle bu şekilde alabildiyseniz. Sadece maymun için değil. Ben maymun için gösteriyorum. Şu anda elimde maymun olduğu için. Bunu köpek için ya da bir başkası için de kullanabilirsiniz aynı şekilde.
Hani en azından jeton kullanırken eğer şimdiye kadar içinizde bir şey varsa, hani ya keşke basmasa mıydım acaba gibisinden bir düşünce varsa, çünkü bende vardı. En azından bu düşünceyi ortadan kaldırmış olalım. Evet, maymunumuzun son halini görüyoruz. 15.597, 423.000 can puanı var. Hani gayet iyi bence şu anda eski haline göre. Labradorumuz örneğin gelelim. Labradorumuzda bizim basit eşyalarımız var. Ama bundaki seviyeleri biraz daha yüksek tabii ki. Kediye geldik. Kedi de mesela bak sıradan eşyalar ne kadar önemli. Yani 15.745 vuruyor kedi ve 112. seviyede. Evet görüyorsunuz. 318.000'de can puanı bulunuyor aynı zamanda. Evet. Son olarak Dolly. İlk kullanılan koyun ama ben bunu köpeğe koydum. Sevdiğim için ismini. Gördüğünüz gibi 287.000 can puanı, 7.349 vuruş gücü var. Elbise seviyesinde ne kadar önemli olduğunu buradan anlamış oluyoruz. Peki izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi oyunlar, iyi eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yakında çekilişlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.